Tonguç Akademi'den herkese merhaba. Bugünkü konumuz, ders çalışmak istiyorum ama bir türlü çalışamıyorum. Mart ayından beri biliyorsunuz hepimiz evlerdeyiz. Ve bu dönemde evde kalıp ders çalışmak, okula gitmemek büyük bir problem oldu. Ve bu problemle beraber nasıl ders çalışacağını bilemiyorsun. Bu yüzden bu video senin çok işine yarayacak. Ders çalışmak istememenin birçok sebebi olabilir. Bunların başında sağlıkla ilgili bir problem olabilir, uykuyla ilgili bir problem olabilir, ailenle yaşadığın bir problem olabilir. Önce bunları tespit etmen gerekiyor. Neden ders çalışma isteğinin olmadığını önce kendinle bir yüzleşmelisin. Daha sonra neler yapabileceğini videomuzda anlatacağım. Hedefler senin için çok önemli. Yapman gereken hedeflerine inanman ve gerçekten başaracağını kendine inandırman. Daha sonra yapman gereken bu planları küçük adımlarla ilerlemen. Ders çalışmak isteğini bekleme. Otur sadece ders çalış. İsteği beklersen o hiç gelmeyebilir. Bu hedefler için yapman gereken ders çalışmak. Ama dediğim gibi istek gelmesini bekleme. Sadece yapman gerekene odaklan. Ders çalışmak istememenin başka bir nedeni daha önce yaşadığın başarısızlıklar olabilir. Bunlar geride kaldı artık. Önümüze bakıyoruz. Sadece bugüne odaklanıyoruz. Bugün başarılı olmak için, ders çalışmak için neler yapabilirim diye kendine her sabah kalktığında sormalısın. Bu senin farkındalığını arttıracak, motivasyonunu arttıracak ve daha çok ders çalışma isteğini arttıracak aslında. Bugün başarılı olmak için neler yapabilirim? Ders çalışmak istememenin başka bir nedeni başarılı insanları etrafında görüyor olmak, belki de senden daha çalışkan arkadaşlarının olması senin motivasyonunu düşürüyor olabilir. Bunun için de yapman gereken kıyaslamayı bırakman. Kıyaslama senin motivasyonunu düşürecektir. Ders çalışma isteğini azaltacaktır. Kıyaslama yok. Yapabileceğini biliyorsun aslında. Çalışırken hep mi başarısız oldun? Hayır. Yapman gereken sadece dersine odaklanman. Yapamadıklarında peki ne yapacağız? İnternetten videoları izleyebilirsin. Yapabileceğini biliyorsun aslında. Çalışırken hep mi başarısız oldun? Tabii ki hayır. Başarısız olduğun konularla ilgili onun üzerine gidebilirsin. Matematikle ilgili bir örnek verelim. Problemler konusu senin için gerçekten zor bir konu. Bunun için ne yapman gerekiyor? Level 1, level 2, bilgisayar oyunu gibi düşün. Yani oyunu atladıkça zorlaşacak ve zorlaştıkça sen daha çok başarılı olacaksın. Test çözerken birçok yanlış yap. O yanlışlar seni doğruya götürecek. O yüzden başarısız olmaktan asla korkma. Motivasyonunu arttıracak bir önerim var sana. Ve bu önerim gerçekten çok eğlenceli. Film izlemek. Motive edici filmler izlediğinde gerçekten ders çalışma isteğini arttırır. Bu filmleri videonun açıklama bölümüne bırakıyorum. Şimdi diğer önemli bir konudan bahsedeceğim. Farkındalık, yani ders çalışmak istemediğinizi fark ettiniz ve buraya geldiniz. Aslında sizi alkışlıyoruz. Fark etmek çok önemli. Neden ders çalışamadığını fark ettiğinde çözümü de bulmuş olacaksın. Başarısızlıktan korkmaksa nedenin, artık bir nedenin yok. Çünkü sadece bugündeyiz ve sadece önümüze bakıyoruz. Bugün yapman gereken nedir? Türkçeden 50 soru çözmek mi? Ama kendine böyle sadece genelleme yapma. Cümlede anlam konusunda 50 soruluk bir hedefin var. Ve bunu gerçekleştirdin. Sonraki hedefini biraz daha büyütebilirsin. Küçük hedeflerle başla ve daha sonra yavaş yavaş arttırarak gidebilirsin. Ve böylece çalışma temponu arttırdıkça, başarılı olduğunu da hissettikçe motivasyonun da artar ve böylece başarılı olacaksın. Sana bir önerim var. Motivasyonun düştüğünde, ders çalışmak istemediğinde kendine bir kavanoz yap. Ve bu kavanozun içine ders çalıştığında kendine bir tane boncuk at ya da bir tane düğme ya da küçük bir obje. Ve ne kadar çalıştığını, gün içerisinde o kavanozun ne kadar dolduğunu fark ettiğinde motivasyonun artacak ve kendini çok iyi hissedeceksin. Çalışma isteğinin olması senin için büyük bir avantaj. Bunu lütfen değerlendir. Ders çalışma isteğinin olmaması her öğrencinin problemi. Özellikle şu yaz döneminde çok daha zor. Bunun için yapman gereken İsteme yap. Ders çalışmak istemek, ders çalışmak değildir. Sadece %50'sini başarmış oluyorsun. İstedin ama bunun sonucunu getirmen gerekiyor. Gerçekten o dersin başına oturup testini çözmen gerekiyor. Unutma ki isteyerek hedefe ulaşılmaz. Yaparak ulaşılır. Ders çalışma isteğinin olmadığında nasıl motive olacağını, nasıl ders çalışacağını konuştuk seninle. Ders çalışma isteğinin olmadığı zamanlarda neler yapıyorsun? Nasıl kendini motive ediyorsun? Bunu yorumlar kısmında bizimle paylaş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.